Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim evde en çok sevilen makarna tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Makarnamızın özelliği kendi suyunda pişmesi, besin değerini kaybetmemesi ve çok lezzetli olması. Hemen hiç vakit kaybetmeden tarifime geçiyorum. Makarnamız için 350-400 gram arası hindi göğüs kullanacağım. Dilerseniz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Küp küp yemeklik doğrayacağım. Tenceremi ocağa aldım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağının yanmasına izin vermeden yemeklik doğradığım 1 adet kuru soğan ve 1 adet biberi ilave ediyorum. Diriliklerini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Doğradığım hindi etlerini de ilave edip kavurmaya devam edeceğim. Tencerenin kapağını kapatalım ve hindi etlerinin 5 dakika pişmesini sağlayalım. Hindi etimiz 5 dakikadır soteleniyor. Şimdi üzerine bir diş sarımsak ilave ediyorum. Dakika boyunca sarımsak da sotelendi. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 2-3 yemek kaşığı domates püresi ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Beş dakika daha bu haliyle sotelenmeye devam etti. Şimdi üzerine yarım paket makarnayı ilave edeceğim. Makarnayla hindi etini karıştıralım. Üzerine iki parmak geçecek kadar sıcak suyunu ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra bir miktar daha sıcak su ilave edeceğim. Bu kadar suyun yeterli geleceğini düşünüyorum. Şimdi üzerine tuz, pul biber ve karabiber ilave ediyorum. Tamamen damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmesini sağlıyorum. Makarnamız pişti. Hemen genişçe bir servis tabağına alıyorum. Üzerine maydanoz serpiştiriyorum. Makarnamız artık servise hazır. Sarımsağın ve baharatların kokusu burayı çok güzel bir şekilde kokuttu. Kokusu böyleyse tadı nasıldır? Artık siz düşünün.
Makarnamız tam kıvamında çok güzel bir şekilde pişti. Herhangi bir yapışma, herhangi bir hamurlaşma olmadı. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Baharatlarıyla, sarımsakla gerçekten çok güzel bir uyum içerisinde. Tadı gerçekten nefis oluyor. İnşallah sizler de bu güzel tarifi yapınca çok beğenirsiniz.